İnanamıyorum. İstanbul'a kaçacağımızı nereden anladılar? Hiç bilmiyorum. Rezati jandarma bütün Adana'da Kemal'i arıyordu. Dün de o kadın gelip ortalığı iyice velveleye verince her yere haber saldılar. Yolları kestiler Zahar. Dayanamıyorum. Ne yapacağım? Nasıl dayanacağım? Her şeyimi kaybettim. Hiçbir gücüm kalmadı. Güllü, ne olursun böyle konuşma. Ya sen ne kadar zor günler atlattın. İnan bana bu günler de geçecek. Öyle ya. Kara gün kararıp gitmez değil mi kızım? He Cemşir. Yalnız o adama verdiğin parayı nereden buldun onu anlayamadım. Ne parası açtı? Dün gece adama verdiğin parayı diyorum. Gözlerimle gördüm. Sen yanlış görmüşsün. Ben kimseye bir şey vermedim. Güllü perişan oldu. Hepten bıraktı kendini. Vallahi onu öyle görünce içim sızlıyor. Ya düşünsene Ramazan. Çocuğumuz doğmuş. Sonra biri gelip onu alıyor elimizden. Allah korusun Pakizem ya. Ağzından yel alsın ne diyorsun sen ya? Adamın var ya gırtlağını söker. Ağzına sokmam bile ya. E Güllü'nün başına gelen işte bu. Bu Halide Hanım nasıl yakaladı Gülü'yle Kemal'i? Yavuz durup durup bir şey söylüyorsun ha. Nereden çıkarıyorsun şimdi sen bunu ki ne? Ya ne çıkarması Erenler? Vaziyet sizce de tuhaf değil mi? Neresi tuhaf Hafız? Ya daha dün Halide Hanım bas bas bağırmadı mı avluda burada? Bana Güllü'yle Kemal'in yerini söyleyene 50.000 kayme veririm diye. He dedi kardeş. He işte. Yani sonra da aynı gün Kemal'la Güllü yakalandı. Garip bir tesadüf değil mi? Hafız bilmece gibi konuşuyorsun. Açık açık söylesene kardeş. Bence birileri gitti. Güllü'yle Kemal'in yerini Halide Hanım'a ispiyonladı. 50.000'i de aldı. İyi de onların nereye gittiğini kimse bilmiyordu ki. Bir ben, bir Zehra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.